Herkese merhaba, ben Ömür Kurt. Lüleburgaz Belediyesi 2020 yılını Ulusal Egemenlik ve Çocuk Yılı ilan etti ve bu kapsamda 2020 yılında birbirinden güzel etkinlikler sizlerle buluşmaya devam edecek. Ben bugün sizlerle bir yaratıcı yazı çalışması gerçekleştireceğim. Bunun için daha önceden hazırlamış olduğum sunumu şimdi sizlerle paylaşacağım ve sonrasında da adım adım kendi karakterimizi nasıl oluşturacağımızı, kendi öykümüzü nasıl yazacağımızı sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Elbette bir öykü yazmak için öncelikle ihtiyacımız olan şey bir ilham perisi. Ancak ilham perisi dediğimiz şey gaipten gelen sesler değil. Hayatta gördüğümüz, karşılaştığımız, anlatmak istediğimiz her şey bize ilham verebilir. Öyle değil mi? Bir ilham perisi aramak için illaki uzun uzadıya düşünmeye gerek yok. Her şey bize fikir verebilir. Ben şimdi sizlerle daha önceden yazdığım, hazırladığım cümleleri paylaşmak istiyorum. Acaba bu konularda fikirler ortaya atılabilir mi? Bu konularda öyküler yazılabilir mi? Sabahın köründe telefonum zır zır çaldı. Arayan bir zürafaydı. Bir zürafa telefon açar mı? Eğer bir çocuk öyküsü yazacaksak veya fantastik bir öyküye imza atacaksak neden aramasın ki? Son derece eğlenceli olabilir üstelik. Babamla deniz kestanesi bulduk. Etrafı diken dikendi. Oysa ki nasıl da yumuşacıktı içi. Belki bu konuda da bir öykü yazabiliriz, öyle değil mi? Belki de sert görünümlü ama yufka yürekli birini anlatmak istersek bu metafordan yola çıkabiliriz. Boyu kısacık, saçları upuzun, gözleri minicik, ayakları kocaman, burnu sipsivri, kulakları dimdik bir arkadaşım vardı. Hiç laftan anlamazdım. Belki bu özellikler de bize ilginç bir öykü yazmak için fikir verebilir. Her tanımlama elbette karakterimizin görünüşünü ortaya çıkartmak için bize yol gösterecektir. Merih'in çok huysuz bir anneannesi var. Ne zaman evlerine gitsem bana terlik fırlatıyor. Belki bu görüntü, bu hikaye bize son derece ilginç bir öykü yazmak için fikir verebilir. Öyle değil mi? Muzip ya da şakacı bir anneanneyi anlatabiliriz. Veya çok huysuz bir anneanneyi oldukça ilginç bir tiplemeyle ortaya koyabiliriz. Elbette ilk başta karar vermemiz gereken şey, acaba ben İlham buldum ama hangi öyküyü neden anlatmak istiyorum, amacım ne? Benim yazacağım yazı neye hizmet edecek? Buna da cevap vermemiz gerekiyor. Bununla birlikte yazacağımız öyküyü hangi türde yazacağımız da çok önemli. Macera mı yazacağız, korku mu yazacağız, komedi mi, fantastik mi, polisiye mi, masal mı, fıkra mı veya fable? Hepsi bizim öykümüz için bir tür olabilir. Üstelik birkaç türü bir arada da kullanabiliriz öykümüzü yazarken. Her konu, her başlık, her hikaye, her fikir ayrı ayrı türlerde yazılabilir. Üstelik aynı konu farklı türlerde de yazılabilir elbette. Biz aşk hikayesini bir korku ögesinin içinde veya savaş konusunu istersek aşkla ilişkili olarak bir dram öyküsü içinde, komedi içinde, fantastik bir öykü içinde anlatabiliriz. Bunlar son derece kullanışlı türler. Peki karakter yaratırken acaba nelere dikkat edeceğiz? Öncelikle bazı sorular sormamız gerekiyor elbette. Acaba bizim karakterimiz nasıl biri? Nasıl konuşur? Nelerden söz eder? Neler yapar? Neleri sever veya nelerden hoşlanmaz? En önemli özellikleri nelerdir? Hepsi bize fikir verecektir. Karakterin dili de burada çok önemli. Acaba benim karakterim nasıl konuşur? Bir şive kullanır mı? Bu bir konuşma tarzıdır. Seveceğim biri midir? Konuşurken seveceğim bir dil mi kullanır? Coşkulu mudur, pısırık mıdır, korkak mıdır, heyecanlı mıdır? Bunlara da yanıt vermemiz gerekiyor elbette. Tabii zaman ve mekan da bizim öykümüzü yaratmamız için çok önemli. Acaba öykümüz hangi zamanda geçiyor? Geçmişte mi, gelecekte mi ya da şimdiki zamanda mı? Benim karakterim nerede yaşıyor, hangi mekanda ve hangi zamanda? Karakterin bulunduğu mekanın özellikleri neler? Mekanın hikayeye katkıları neler? Bunlara da yanıt vermemiz gerekiyor öncesinde. Acaba hikayemiz nasıl bir zamanda geçiyor? Belki bir zamanlar diye başlayabilir ve hikayenin aslında geçmişte geçtiğini söyleyebiliriz. Veya eğer mekanımız uzay ise gelecekle ilgili de bir dil kullanabiliriz. Bu anlamda zaman ve mekan çok önemli. Zamanın ve mekanın sürekli değişip değişmediği de elbette hikayeye katkı açısından son derece önemli. Biz zaman ve mekanı acaba nasıl tanımlarız? Bunun üzerine de düşünmemiz gerekiyor. Basit tanımlamalar aslında bize çok önemli bir ipucu verebilir. Okuyucu hiç zorlamadan
hikayeye dahil edebilir. Örneğin heybetli bir dağ dediğimizde aklımızda heybetli bir dağ canlanır. Ama dağ dediğimizde herkesin aklında başka başka dağ görüntüleri ortaya çıkar. Kapkaranlık bir oda dediğimizde de aynı şey ortaya çıkar. Oda dersek eğer kimine ışıklı bir oda, kimine eşyalarla dolu bir oda, kimine bembeyaz, bomboş bir oda görüntüsü gelebilir. Ama kapkaranlık bir oda dediğimiz zaman aşağı yukarı herkesin hafızasında aynı görüntü canlanır. Aynı şekilde gürül gürül akan bir ırmak. Ya da zamanı tanımlayacaksak 100 yıl önceydi. Sonbahar, bir sonbahar günü bir akşam vaktiydi. Bütün bu tanımlamalar aslında zamana ve mekana gönderdiğimiz önemli sihirli sözcüklerdir. Elbette olay örgüsü de bizim için çok önemlidir. Acaba benim hikayem nasıl başlıyor, nasıl devam ediyor ve nasıl bitiyor? Bize kompozisyon derslerinde her zaman anlatılan giriş, gelişme, sonuç ögeleri içinde mi ilerleyecek? Yoksa acaba biz bu aşamaları kullanmadan doğrudan sonuçtan mı başlayacağız, başa doğru ilerleyeceğiz? Buna tabii ki yazarın karar vermesi gerekiyor. Acaba hikayem nerede tıkanacak? Bu da çok önemli. Hikayenin tıkanma noktası bizim hikayemizi hakikaten iyi bir aşamaya getirmemiz için çok önemlidir. Eğer hikaye bir yerde tıkanırsa yazar o hikayeyi çözmek için çaba sarf edecek ve çözüm aşaması okuyucuyu hakikaten heyecana sürükleyebilir. Bu nedenle tıkanma yani bu özellikle makas denilen kısım çok önemlidir. Aynı zamanda çatışma olarak da adlandırılan bu kısma bütün yazarların özel önem gösterdiğini biliyoruz. Bir örnek vermek istiyorum. Örneğin Titanic filmini herkes izlemiştir. Orada bir tükürme sahnesi vardır. Esas oğlan ve esas kız arasında geçer. Esas oğlan uzağa tükürmenin yöntemini esas kıza anlatır. Daha sonra esas kız filmin sonuna doğru o tükürme sahnesini canlandırır, kullanır kötü adama karşı ve ondan kurtulur, yüzüne tükürerek kurtulur. Bu ekme biçmedir. Demek ki biz bir yerde bir figür kullandık ve sonrasında onu eyleme dönüştürdük. Biz öykümüzde böyle küçük ögeler, ekme biçme ögeleri kullanabiliriz. Elbette hikayemizin nasıl bittiği ve nasıl mesaj verdiği de çok önemli. Bazı yazarlara göre bir hikayenin mesaj vermesi gerekmez. Ancak bence her yazının bir amacı vardır ve verilen mesajlar elbette çok önemlidir. Yoksa o hikayeden çok ciddi anlamda tat alınabilir mi? Bu tartışılabilir. Peki ama hikayemizi kim anlatacak? Birinci tekil şahıs anlatabilir veya bir başkası anlatabilir, bir eşya anlatabilir, üçüncü tekil şahıs anlatabilir, dış ses anlatabilir ya da bizim hikayenin ana temasını oturttuğumuz herhangi bir karakter, bir köpek ya da bir koltuk ya da bir dış ses, dış göz anlatabilir bu hikayeyi ve böylece hikayenin seyrini belirlemiş oluruz. Ama aynı zamanda birkaç anlatıcı da kullanabiliriz. Birinci tekil şahıs, üçüncü tekil şahıs ve bilinmeyen başka kişiler de öyküyü anlatabilirler elbette. Peki hikayemiz nasıl başlayacak? Bu da çok önemli. Aslında bizim hikayemizin başlangıç aşaması, hikayemizin gidişatı hakkında da bize fikir verebilir. Çünkü bir varmış bir yokmuş diye başlayan bir hikaye genellikle masal türünde olur. En sevdiğim oyuncağım kaybolmuştu cümlesi bize aslında bir arayışta olmanın mesajını verir. En sevdiğim oyuncağım kaybolmuştu diyen biri demek ki hikayenin sonrasında o oyuncağı arayarak zamanını geçirecektir. Merhaba, benim adım Kadir diye de bir öykü başlayabilir veya bir zamanlar diye de başlayabilir. Ya da o gün daha önce hiç olmayan bir şey olmuştu. Demek ki o güne kadar her şey olağan haliyle ilerlerken o gün olağanüstü bir şey olmuş ve artık karakterimiz o olağanüstü konu üzerinden sohbet geliştirecek anlamına gelir. Peki biz bu öğrendiğimiz bilgileri nasıl uygulayacağız? Bir kısa özet yapalım şimdi. Öncelikle bir ana fikre ihtiyacımız var, yani bir ilham perisine. Sonra hikayemizin hangi mekanda, hangi kişilerle geçeceği, elbette amacımızı da belirleyerek bunlara karar vereceğiz. Nasıl bir olay örgüsü içinde hikayemizi işleteceğiz? Nasıl bir yerde öykümüz tıkanacak, çatışma bölümüne ve nasıl çözülecek elbette? Anlatıcı kim olacak? Öykümüzü hangi türde anlatacağız? Nasıl bir dil kullanacağız? Ve hikayemiz nasıl sona erecek? Bu aşamaları belirledikten sonra artık yazabiliriz.
başlayabiliriz. Yazmaya geçmeden önce de elbette sizin için daha önceden hazırladığım bazı örnekler var. Belki bu örnekleri kullanarak kendi metninizi oluşturabilirsiniz. Birkaç soru sormak kafi. Örneğin karga nasıl kurtulur? Gelin fantastik küçük bir öykü yazalım sizinle. Düşünelim ki boş bir oda var. Odanın penceresi tavanda. İçinde de bir karga ama odanın hiç kapısı yok. Karganın iki kanadı da kırılmış. Odadan çıkması lazım. Peki acaba bu odadan bu karga nasıl çıkacak? Bu fikirden yola çıkarak kendi öykünüzü yazmaya ne dersiniz? Bir deneyin lütfen. Sonrasında isterseniz bana gönderebilirsiniz. İşte bir örnek daha. Uçan bir şemsiyen olsaydı acaba ne olurdu? Bunun için de tabii ki hikayeye yine sorular sormamız gerekiyor. Acaba şemsiyemin özellikleri neler? Hangi maddeden yapıldı? Nerede yaşıyor? Kaç yaşında? En sevdiği şey nedir? Elbette buradaki şemsiyeye bir sihir yükleyebiliriz ya da onu konuşturabiliriz. Bütün bu özellikler çerçevesinde de öykümüzü tamamlayabiliriz. Lüleburgaz Belediyesi'nin etkinlikleri kapsamında bugün bir küçük yaratıcı yazı atölyesi gerçekleştirdik. Sizlerle birlikte olmak benim için çok güzeldi. Umarım bir sonraki etkinlikte yine bir arada olabiliriz. Herkese sevgiler ve sağlıklı günler diliyorum.